Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Skor Analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün maçlarını vereceğim. Hollanda Galler karşılaşması. Burada riske girip almak isteyenler Galler'in çiftesini deneyebilir. Ev sahibinin oranı çok yüksek bana göre. 0-2 çift şanstan deneyebilirsiniz. Hatta deplasman 0-3 üstü 1.48'den alabilirsiniz. Direkt de iki takım da gol atar. 2-3 gol şeklinde bahisiniz alabilirsiniz. Yani 2-3 gol üstüne gider bence. Son iki karşılaşmasının üst bitmiş. Hollanda iki maçta yenmiş. Burada da bir arkadaşlar açıkçası 2-0 2-1 bir skor çıkabilir. Yani ev sahibi en az 2 gol atar diye düşünüyorum. 1.50'den ev sahibi Hollanda 2 gol atar diye düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz. 1.50'den Hollanda 2 gol atar. Polonya Belçika. Burada Polonya 2.69 çıkmış. Deplasman 2.06. Ben çifte Polonya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. 4 puan ikisinde, yani Polonya kendi evinde genelde kaybetmemiş. Kötü son bir beraberlik bir mağlubiyet aldı. Belçika'daki iyi. Burada iki takım da gol atar şeklinde bahisinizi alabilirsiniz değerli dostlar. 1-0 çifte şans değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Letonya Lüksemburg Pro Adaları'nda 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Ukrayna İrlanda karşılaşmasına da arkadaşlar 2-3 gol bahisini değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. 1.80'den değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca da 8.5 üst skorlar değerlendirebilirsiniz. Türkiye maçına da 8.5 üst skorlar. Maç boyunca tek maç gün ile bunu alabilirsiniz. Bu maç hakkındaki görüşüm arkadaşlar, fazla yüklenmeler var. 3.5 gol altı biteceğini düşünüyorum. Yani 3.5 gol altı 2-3 gol şeklinde biteceğini düşünüyorum. Yani ev sahibi 3 gol atar şeklinde 1.31'den değerlendirebilirsiniz. En azından bir skor 3-0 şeklinde 3-0 3-1 bir skor çıkabilir. Litvanya'da belki şeref gol atabilir bu maçta. Ama 4-0'a, yani 3-0'a yatkın bir maç gözüküyor arkadaşlar. Ama 4-0'da bitme ihtimali tabii ki var. Ama yüklemeler çok fazla. Dediğim üzere ev sahibi 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Yani maç boyunca almak isteyenler bu şekilde alsa 1-13 oranı var. Yani sıkıntı onun için, yani bu maça handikaplı mal sonucu da deneyebilirsiniz. Bence handikaplı mal sonucu 1.49'dan değerlendirebilirsiniz. İngiltere Macaristan karşılaşması. Burada da Macaristan'ın kaybedeceğini düşünüyorum. 2.68 oranı var. Macaristan bir gol atar 1.83 oranı çıkmış. Ev sahibi 1.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. İngiltere'nin de en az 2 gol olacağını düşünüyorum bu maçta. 1.5 altı şeklinde bu maça 3.5 gol altı bahisini değerlendirmek istiyorum. Yani maç boyunca 3.5 gol altı arkadaşlar, ilk kere 1.5 altı şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. Çoğunlukla 1.5 altı bitmiş zaten. İlk kere 1.5 altı, maç boyunca da arkadaşlar 3.5 altı değerlendirebilirsiniz. Yaptığım kombinler şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde 1.90'dan 1.5 gol üstü Türkiye Litvanya'da 8.5 korner değerlendirebilirsiniz. Bunlar da korner bahisleri arkadaşlar. 1.5 gol üstü söylemiştim. 2.69 şurada korner bahisi. Türkiye 8.5, İngiltere 8.5 üst değerlendirebilirsiniz. Sürpriz arkadaşlar, dediğim üzere eleyebilir. 0-2 çift şans 2.85'ten değerlendirir Macaristan. 0-2 bayağı düşmüş bakın. Ben kaydettiğimde 2.68, şimdi 2.85'ten kaydettim, 2.65 düşüyor. Bence o şekilde alabilirsiniz. Bu da maç sonuçları arkadaşlar. Almanya 3.5 alt, İngiltere 3.5 alt. Bu şekilde 1.51'den değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Polonya kaybetmez dediğim üzere Hollanda maçı da 1.5 alt, 1.81'den değerlendirebilirsiniz. Diğer maçlardan sürpriz. Farklı bir sistem şeyi denedim arkadaşlar. Onu göstermek istemiyorum. Onu kendime oynayacağım. Kendime özel bu şekilde bu maçları oynayabilirsiniz. Günün salı bahisleri bu şekilde. Türkiye maçı dediğim üzere 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim üzere arkadaşlar 3.5 alt şeklinde bahis alabilirsiniz. Ben burada deplasman handikaplı sonuçta oynanabilir. 1.70'de alttan değerlendirmesi. Yani 3-0 olsa handikap 0 biter. Yani 3-0'da deplasman bence bir gol bulabilir mi? Yani en son maçlarında deplasmanlarda kötü. San Marino'yu atmış. Yani gol atma becerisi yok arkadaşlar. Bence handikap yapar Türkiye herhalde. 1.49'dan bence handikaplı maç sonucu 1. 2 handikaptan maç sonucu 1 değerlendirebilirsiniz Türkiye maçını. Bu şekilde maçımız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Letonya maçı var arkadaşlar. Letonya
Letonya maçına da arkadaşlar, Letonya maçına da değerli dostlar 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz Letonya maçı da. Romanya Karada, burada Romanya'nın kazanacağını düşünüyorum açıkçası ama 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. 1.81 onu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta 2-3 gol biteceğini düşünüyorum. Sistem kuponlarınızda yani 0'dan 1 denenebilir arkadaşlar. 0'dan 1 denenebilir. Ev sahibi galibiyeti 1 ve 4.6 alınabilir. Ev sahibi galibiyeti 1 ve 4.6 alabilirsiniz. Yani bu şekilde denenebilir arkadaşlar bu maçlar. Yüksek orandan bu şekilde alabilirsiniz. Maçlar bayağı riskli. Bu maçlara, şu maçlara, şunlara bulaşmayın derim. Açıkçası işaretlediğim maç Türkiye maçta aslında biraz riskli ama yani bu maçlara bulaşmayın arkadaşlar. İşaretlediğim 3 maça Polonya, Hollanda ve İngiltere arkadaşlar. Zaten onlar da şey alacaksınız dediğim üzere burada hani bir bakalım 2.5 gol üstü alacaksanız dediğim üzere arkadaşlar 2.5 gol üstü alıp çıkın ya da arkadaşlar dediğim üzere deplasman 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz bu maça. Polonya-Belçika maçına da arkadaşlar. Polonya-Belçika maçına da değerli dostlar. Bu maçta da 2.5 gol üstü alabilirsiniz. En son maçları farklı bitmiş. Yani burada da 2.5 gol üstü çıkar. 1.8'e bu maçlara en temizi 2.5 gol üstü almak. Bu maça da Hollanda-Galler karşılaşması. Buna da 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 3 maça da bence bulaşmak isteyenler bu şekilde bulaşabilir. Maç sonuçta ben tercih etmiyorum. Günün maçları bu şekilde. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.